Mübarek Intermod'dan mıdır nedir? Havalar süper. 27-28 derecelere çıktı. Herkes motorlarına bindi. Gazlaya gazlaya geziyor. Güzel fuardı. Yarın son günü işte fuarın, pazar günü. Ama üçünden başladı. Yedisine kadar. Bu sefer bayağı uzun sürdü. Duvarlarda, afişlerde bir sonraki buluşma 2020. 2019'da olacak mı, olmayacak mı anlamadım. Yani 2019'da olmayacak galiba. Her neyse, gelelim buff konusuna. Aynen söylediğim gibi buff yazıp mail adresinizi gönderdiniz. Ben herkesi kaydettim. Herkesi yazdım, kaydettim. Ayın 30'una kadar demiştik ama hadi 5 gün daha uzattım. Çünkü benim gençlerim var. İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da benim gençlerim var. Onlar da canları ister, son anda katılmak isterler falan filan. O yüzden 5 gün daha uzattım. Bu kadar insan etti. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ben Intermod'da bir miktar daha buff aldım. Güzel buff aldım. Onları da ekleyince 7'den 18'e çıktı buff sayısı. Açık söyleyeyim buradan şimdi. Faruk Korkmaz arkadaşıma buff göndermeyeceğim. Faruk Korkmaz arkadaşım kask istiyor. Onun için bir kask ayırdım ben. Kask bekleyeceğiz. Sana kask ayırttım. O kaskın fiyatının, ücretinin dolmasını bekleyeceğiz. Damlaya damlaya göl olur. Sana kesin bir kask göndereceğim. Çok hızlı bir anda kask parası gelmiyor. İnşallah ileride daha hızlı bir şekilde kask parası limiti dolar ve ben daha iyi kasklar göndermeye çalışırım. Şimdilik bulabildiğim ikinci el ama temiz kaskları size göndermeye çalışacağım ama bakalım. Çok güzel kask seçeneklerimiz var. Yani böyle hani eBay'den 10 euroya, 5 euroya satılan dandik uyduruk, içi sigara kokan, pis, orası burası yırtılmış, dökülen kaskları falan alıp da göndermek istemiyorum. Yani buradan Türkiye'ye çöp göndermeyeceğim ben. Anladınız mı? Yoksa 10 tane kaskı alırım gönderirim ama çöp göndermeyeceğim. Doğru düzgün kask göndereceğim size. Değecek yani. Gönderdiğime değecek. Bugüne kadar kask gönderip de hay Allah'ım tren geçiyor. Neyse bitti. Bugüne kadar kask gönderip de duasını almadığım kimse yok. Herkese güzel, iyi kasklar gönderdim. Çoğunlukla sıfır kasklar gönderdim. İkinci ellerin de böyle çok az kullanılmışını gönderdim. En kötü gönderdiğim kaskın içi kadın parfümü kokuyordu. Bayandan temiz kasklardı da ondan anlayacağınız. Her neyse. Intermod olayı, buff olayı bu. Ben şimdi size mail adreslerinize kendi mail adresimden bir mail atacağım. Siz de ev adresinizi göndereceksiniz. Buff'ları ben buradan göndereceğim. Durum vaziyet bu. Intermod olayına devam edelim biz. Bugün de devam edelim. Yarın bitiyor nasıl olsa. Bilgi bilgidir. Neyse fazla geyik yapmayalım. Intermod'a geçelim.
Custom Bike dergisinin standı. Bizim elemanın motoru buralarda olabilir. Ha işte evet burada. Burada. Benim arkadaşım Triumph'u. Oğluna yaptı bunu. Çok tatlı. Hacı işte burada da böyle oluyor. Komşun momşun çıkıyor. Al pas desenli motor. Her yerini paslandırmış herif. Ciddi pas. Üzerine de vernik mi atmış? Ne yapmışsın? Al sana kap. Hos. V8'ler. Gençler, benim bisikletlerden de var burada. Vaa wow, çok şık. Elektrik motoru takmışlar yalnız. Roof Cycles German Custom Bikes. Göstergeler suyun içinde.
bunlar hala üretiliyor, hala. Eski BMW'lerin çıkma parçaları da bunlara uyuyor. Hem sepet takmış hem arkaya bir tane römork. Ve arka tarafta da nasıl iki tekerden çeker olduğunu göstermiş. Ben de size göstereyim bak. Aynı BMW gibi şaftla arka tekerleğe aktarılıyor. Arka tekerlekten de sepetin tekerleğini bu şekilde başka bir şaftla aktarılıyor. Bunu çok az bir insan bilir. Söylediğimde kimse de inanmıyordu. Al, al işte. Bunu ilk üreten tabii ki Nazi Almanyası. Sepetli BMW asker motorlarını. Çünkü Ural aynı şekilde üretiyor.